Ben açarken bütün evraklarımı tamamlayıp alkol, tapdeka, canlı müzik ruhsatı ve işletme ruhsatımı kanunlara ve nizamlara uygun şekilde aldım. Hiçbirinde bir açık bırakmadım. Apartmanın onayıyla aldım. Ama buna rağmen bana sanki burada farklı şeyler yapılıyormuş gibi bir baskı uygulanıyor. Zaten müşterimiz yok. 2 aydır biz müşterisizlikten kırılıyoruz. Biz 4 mekan günah keçisi seçildik. Çevredeki bütün mekanlarda her gece canlı müzik yapılmaya devam ediyor. Ve onlara hiçbir yaptırım uygulanmadı. Peki onların canlı müzik ruhsatları devam mı? Bir kısmının var, bir kısmının yok. Burada bir kayırma var. O kayırmaların sebebini de biliyoruz. Müzik ruhsatı olmayan müzik yapıyor. Alkol ruhsatı olmayan alkol satıyor. Biz her şeyimizi kanunlara uygun aldığımız halde ruhsatlarımızın tümünü bize pat diye zabıta geliyor ve ruhsatlarınız iptal oldu diyor. Artı bir de yüklü miktarda, miktarını söylememde sakınca yoksa Yok. 100 bin lira yakında bir ceza yedik. Peki Nilüfer Belediyesi'ne bu konuyla ilgili bir müracaatınız oldu mu? Kendileri ne Nilüfer diyor? tabii ki oldu. Olmaz mı? İlk önce başvuracağımız merci tabii ki Nilüfer Belediyesi'ydi. Tabii ki başkanımızdı. Defalarca gitmemize rağmen karşımızda hiçbir muhatap bulamadık. Bize çok yakın bir lokasyonda Nilüfer Belediye Başkanımızın kardeşine ait olan bir mekan var. Ve burada her gün çift davul çalınmak üzere müzik yapılıyor ve bizim mekanımızdan inanın bangır bangır ses geliyor. Biz dışarıya çıktığımızda bu sesleri dinliyoruz. Bizi eğer bu şekilde cezalandırıyorlarsa diğer mekanları da cezalandırsınlar. Ya herkese ruhsat verilsin ya herkesin ruhsatı geri alınsın. Benim hak ettiğim ruhsatı elimden alıyorsa diğerlerini de alacak. Ben tekrar ruhsat çıkartmak zorunda değilim. 4 sene önce dünyanın parasını verdim. Şu an bir ruhsat çıkartması 50 bin lira dayanıyor. Benden alınan hakkımı istiyorum. Lütfen ekmeğimize dokunmayın. Bizim burada 4 tane mekanımızın müzik ruhsatı iptal oldu. Ama bunu neden yaptı onu da bilmiyoruz. Bu müzik ruhsatı bizi yerle bir etti. Sağaçlarına gitti. Bakın bomboş. Sahne bomboş. Sağaçlara gitti. Sazlara gitti. Personel gitti. Peki çevrenizdeki diğer mekanlardaki durumlar nasıl? Onlar canlı müzik yapabiliyorlar mı? Ya ondan başlar yapıyor. Şöyle yapıyor. Bir Turgay Adem'in yeri, Ömez Özce. Gümrü gümrü yapıyor maşallah. He Allah dayı yesin. Biz onun işini yaptı işte bizim gözümüz yok. Ama birine sırtını dayayıp bizim ruhsatlarımızı iptal etmesinler yani. Başarılı olan yapsın. Biz bunu başarılı yaptık ama maalesef başarılı gördüler. Bizim ruhsatlarımızı iptal ettiler abi. Şimdi dükkanı görüyorsunuz. Ben buraya 3 milyon para harcadım. 3 milyon TL para harcadım. Ben bunu 6 ay önce aldım. Yani bence eli bize koyması lazım. İşte bu esnaf, 4 tane esnaf ne yapıyor? Ne yiyor? Ne içiyor? Bunun personelleri ne yiyor, ne içiyor? Burada kaç çalışmış, kaç işten çıkmış? Vicdan olarak bence Turgay Erdem'in, başkanımızın buna el atması lazım. Biz şu an çok mağduruz. Personel maaşını ödeyemiyoruz, sigortamı ödeyemiyoruz, vergimizi ödeyemiyoruz. Aynı zamanda sigara cezalarımız var, hepsi var. Yani şu an batmış durumdayız.